Modern ve güvenilir bir pazar yeri. Geniş ürün yelpazesi, tam entegre işlem platformu, yüksek emir işleme kapasitesi, yüksek işlem hacimleriyle dünyanın en likit borsalarından biri. Uluslararası standartlarda hizmet veren, güçlü, nitelikli kurumları ve uluslararası uygulamalara uyumlu mevzuat altyapısıyla yatırımcıyı korumaya odaklı bir sermaye piyasası. 4 ana piyasadan oluşan yatırım alternatifleriyle uluslararası yatırımcılara farklı fırsatlar sunan güvenilir ve adil bir pazar yeri, geleceğe güvenle bakan ülke ekonomisiyle 450'ye yakın şirketin çok sayıda fon ve yapılandırılmış ürünün bir arada işlem gördüğü, alternatif pazar yapılanması ve yüksek hızlı işlem imkanıyla dünyanın likiditesi en yüksek ve en uygun maliyetle işlem yapılan piyasalarından biri olarak güvenilir, şeffaf, etkin, adil, yenilikçi, rekabetçi ve sürdürülebilir bir işlem platformu sağlama vizyonuyla yüzünü geleceğe dönen, büyüyen ve gelişen Türkiye'nin küresel pazar yeri. Borsa İstanbul, güvenli yatırımın adresi. Hayatı kolaylaştırmak isteyenlere bir teklifim var. Kartman'a gitme. Ya bu klasik yöntemleri artık bir yenisini mi eklesek acaba? Nasıl yani Pelin Hanım? Şöyle. Yalnız çok havalıymış. Ne ki bu? Parafring Pay. Ödemeniz nasıl olacak? Parafring Pay ile çok pratik olacak. Giyilebilir teknoloji. Aa, inanmıyorum. Yüzükle mi ödediniz? Türkiye'nin ödeme yöntemi Troy'a sahip Parafring Pay. Hem temassız hem benzersiz. Herkesi şaşırtma sırası sizde. Hadi. Güzellikler dünyası. Bizim için memleket bir. Sevmek bir, özlemek bir, sevdiğinin sesini duymanın heyecanı bir, kavuşmanın anlamı bir. İşte bu yüzden gece gündüz demiyoruz da varsa yoksa memleket diyoruz. Bazen uzun yolları aşıyor, bazen o yolların altını örüyoruz. Türk Telekom saatimiz, bir oluyoruz aynı duyguda. 85 milyon bir. Değerli akademisyenler, değerli kamu temsilcilerimiz, iş dünyasının saygıdeğer üyeleri, kıymetli girişimciler, sevgili öğrenciler. Para Dergisi tarafından her yıl düzenlenen Yeni Nesil Girişimcilik Zirvesi'ne hepiniz hoş geldiniz. 10.sunu düzenlediğimiz Yeni Nesil Girişimcilik Zirvesi'nin bu yılki ana temasını yapay zeka çağında girişimcilik olarak belirledik. Bu webinarımızda yarının teknolojisi etrafında çevik ve sürdürülebilir bir yapay zeka ekosistemi inşa etmeyi, yeni oyun alanlarını öngörmeyi ve uyum sağlamayı konuşmak istiyoruz. Şimdi ben yüksek müsaadenizle webinarımızın açılış konuşmasını yapmak üzere Turkuaz Dergi Grubu Genel Müdür Yardımcısı Sayın Özgür Atanur'a sözü bırakıyorum. Kamu ve iş dünyamızın, sivil toplum kuruluşlarımızın değerli üyeleri, kıymetli girişimciler, sevgili öğrenciler, saygıdeğer izleyiciler. Turkuaz Medya Grubu olarak bu sene 10.sunu düzenlediğimiz Yeni Nesil Girişimcilik Zirvesi'nden hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Teknolojik gelişmelerin geldiği son noktada Endüstri 4.0 olarak nitelendirilen 4. Sanayi Devrimi'nin sunduğu yeniliklerin başında yapay zeka teknolojileri geliyor. Literatürde farklı tanımları bulunan yapay zeka, en basit tabirle görevlerini yerine getirmek için insan zekasını taklit eden ve topladıkları bilgiye göre yinelemeli olarak kendilerini iyileştirebilen sistemler veya makineler olarak tanımlanıyor. Yapay zeka teknolojileri sağlık, eğitim, finans, iletişim, tarım, ulaşım ve müşteri hizmetleri gibi pek çok alanda karşımıza çıkıyor. Bu kadar kısa zamanda geniş alanlara hakimiyet gösteren bu teknolojiyi biz de girişimcilik başlığı altında inceleyelim istedik. Bu vesileyle Para Dergisi olarak bu sene 10.sunu hayata geçirdiğimiz Yeni Nesil Girişimcilik Zirvesi'ni yapay zeka çağında girişimcilik teması üzerine kurguladık. Bu tema çerçevesinde yapay zeka teknolojilerinin girişimciler için anlamı ve sağladığı faydaları değerlendireceğiz. Yapay zeka geleceğimizi nasıl şekillendirecek, iş yapış modellerimiz nasıl değişecek,
Farklı sektörlerde yapay zeka kullanım metotları neler olacak? Yatırımcılar yapay zeka konusunda neler düşünüyor? Ve tabii ki bu çağda girişimci olmak ne demek gibi pek çok konuyu konuşacağız. Para Dergisi olarak yayın hayatımıza başladığımız günden itibaren ülkemizin ekonomik ve sosyal gelişimine katkıda bulunan çalışmalara imza atıyoruz. Bu çerçevede Türkiye ekonomisinin geleceğini, yeni yüzyılını inşa edecek yeni girişimler ve onların ortaya koyduğu yeni iş alanları ve yarattıkları istihdamın giderek daha önemli hale geldiğini biliyor ve yayınlarımızda bu kurumları teşvik etmeye özen gösteriyoruz. Şimdi de çağımızın en yeni teknolojilerini derinlemesine incelemekten ve bu kurumlara ışık tutmaktan mutluluk duyuyoruz. Herkese çok güzel bir toplantı dilerken zirvemize çok değerli fikirleri ve deneyimlerini bizlerle paylaşmak üzere katılan yetkin kamu yöneticilerimize, ülkemize katma değer sağlama bilinci ve isteğiyle bugün burada olan tüm özel sektör temsilcilerine, girişimcilerimize, İş insanlarımıza, zirvemizin gerçekleşmesine vesile olan tüm sponsorlarımıza ve bizleri takip ettikleri için tüm değerli izleyicilerimize en içten teşekkürlerimizi sunarım. Zirvemizde dinleyeceğimiz, öğreneceğimiz, tartışacağımız konuların öncelikle dünyamıza faydalı ve tüm girişimcilerimize ilham veren bir kapı olmasını diliyorum. Hepinize teşekkürlerimi sunuyorum.